Hayır. Başını ayarlarsın. Başını ayarlarım onu. Evet, siz aç. Kıyır. Merhaba. Yayılda mıyız? Yayıldayız. Efendim merhabalar. Yayıldık mı? İzleyiciler. Biz buradan kendimize her gördüğümüzde yayında olmadığımızı düşünüyoruz. Çünkü burada Cevdet adını verdiğimiz, daha doğrusu Cevdet adını vermek istemediğimiz bir arkadaşımız bizi istemsiz olarak yayına alıyor, değil mi Cenk? Evet, çünkü izleyenlerimizle anlaşmışlar. İstem dışı bütün gürültülerimiz karşılığında inanılmaz miktar alıyor. Şimdi falan diyor ve o sırada basıyorlar, değil mi? Ah yeah. Ah yeah. Evet, Seliş diyerek bugünkü Zindanında Gülüyor adlı mızıkçı bölümümüzü açmak istiyorum. Sesler yine kalın. Haydi ya, niye bu her seferinde bu teknik problem? Sesler kalın oğlum. Sesler zaten bizim normal ses. Davul değil. Sevgili izleyiciler, o bizim doğal sesi. Az evvel geldi. Programın en can alıcı şeylerini söyledik sevgili izleyiciler, ses yokken. Evet, bugünkü oyunun bütün şeyini açıklamıştık. Perf noktasıydı. Evet. Evet sevgili izleyicilerimize Seliş dedik ama bir geyser alalım. Seliş geyser, evet çok güzel. Tam geyser alalım dedim. Bir anda hışt diye dışarıya, yukarıya fırladı. Ben ama paçavra hastalığı olduğum için şey emojisi bekliyorum. Çorba emojisi. Geyseri böyle yukarı doğru. Hayır, o çorba yumuşası olmaz. Çorbanın içerisine düşen lemon çekirdeğinin sıçramtısı olabilir ancak. Öyle bir emojimiz yok ama henüz. Yok mu? Allah, geyser emojisi var fakat o yok öyle mi? Yes. Interesting. Evet, Selişler geliyor. Efendim Seliş, hepinize Seliş. Kalınlığı helyum kullanarak incelttiğimizi söylüyorlar. Evet, evet. Aynen. Ama Seliş yazıyorlar, şey aklıma geldi. Aslında kendi fotoğraflarını çekip selfish diye de fotoğraflarını gösterebilirler. Ama o zaman çok bencilce bir hareket olur. Selfish esteem. Evet. Saatlerce kıkırdamama sebebiyet verdim. Ben fark ettim bir Cengiz. Ekiki'yi duydum evet. Ki demin zaten seni de görmüşler burada neler yaptın. Bütün evet. Halk tarafından. Şöyle yapıyorum bir daha. Bu yayından önce yaptığım makyaj çalışması. Bugün böyle gidelim bence, yani maceraya falan atılmadım. Şimdi maceraya girmeyelim Cenk. Maceraya. Macera aramıyorum bugünkü tamam. Bugünkü en fazla macera gidip Kurbaldere'de balık tutmak olsun bence. Hayır o da olmaz çünkü maç var. Oraya kadar gidemeyiz bile bir saatte. Oh yo. Yeah. Kimin maçı var kimle? Fenerbahçe'nin de. Bir takımla. Sen DM değil misin? Nasıl bilmez? Körpe DM ya ondan. Körpe demeyiz körpe. Evet. Peki başka ne yapacağız şimdi? Ha? Ne yapacağız? Bunları tanıtalım mı bu arkadaşları? Kimleri? Yani bu arkadaşlar da buradalar bizle beraber. Kim falan. Kim oğlum? Yok. Dedim. İkimiziz burada. Yok mu kimse? Aha. Peki ben ne duyuyorum? Oho. Tabii hadi açın kendinizi de biz sizi de görsünler ama birazdan görecekleriniz karşısında hazırlanın. Ha bir dakika bir dakika. Bir arkadaşımız Calvinist 35 adlı arkadaşımız VC'ye gidecekmiş. 5 dakika sonra başlayın diyor. Tamam, gidebilirsin kalbim, seni bekliyorum. Yalnız o gitti miydi? 5 dakika olmaz, en az yarım saat. O yüzden bence başlayalım. 5 dakikasını yapar, başlarız sonra. Yani biz 5 dakika sonra başlarız. Erdem amcan diyor ki 5 dakikalık yapsın, gerisini sonra yapsın diyor. Çok yakıyor. Arada çıkmak en nefret ettiğim dediğim anısı. Böyle kapı çalar, telefon çalar. Ben çıkmıyorum. Tam böyle arasında. Çıkamazsın, öyle bir şey mümkün bize. Değil. Normalde. Sen hoş geldiniz önce. Arkadaşlar. Merhaba. Bence yanmış bu, yarısı gözüken tip kim? Kim yarısı gözüküyor? Şurada köpediğimin yanında. Cevdet'in bir kısmı. O benim yani, asist Cano. Tamamı da gözüküyor. Benim. Ha canmış pardon. O benim asistanım o Can filan değil. O Hikmet Can burada. Senin omuzun Cevdet'in göbeğine ne çok benziyor ya. Bu arada Can'ın bugünkü kıyafetini çok beğendim. Tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Amayim gömleği bu sene çok modaymış. Çok teşekkürler. Çok ben sağ olun. Ediyorum. Ben yazı erken getirmek istedim. Yeter bu kış. Bir tepki olarak. Yazı erken getirmek. Allah, evet. Bir de merhaba telefonu deyip konuyu kapatmanı rica ediyorum. Tabii ki. Bildiğiniz gibi ben kötü roleplaylerim bir aramızdayım. Ama senin o teyze seslendirmen harika. Bugün de mutlaka bir teyzemiz vardır.
Umarım. Koyarız abi. Tamam tabii. İlla bir teyze olur. Teyzeli bir şey ayarlayalım. Eyvallah. İstek alan diyen. Evet. Efendim ben de bir bizim adımıza hoş geldiniz diyeyim. Biraz sahne çalmak gibi oldu. Kusura bakmayın Erdem Bey. Lafı ağzınıza bıktım biraz. Baltayla parçaladım çocuğunuzu. Allah'tan çok önemli bir şey söylemeyecektim. Ben de onu tahmin etmiştim zaten. Çok mersi. Geek Yapar kanalında yayınlanan Zindanında Gül Oyi adlı programa hoş geldiniz. Sevgili efsanevi Cenk ve sevgili efsanevi Erdem'in bizleri kırmayarak her hafta katıldığı ve sevgili Can ve Cevdet arkadaşlarımla... Evet ters baktım. onları çeşitli zorluklara, tuzaklara, maceralara, serüvenlere sürüklediğimiz programımız, yayınımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün de arkadaşlar bakalım hanginiz oyunu daha iyi oynayacak, bakalım hanginiz günün büyük kupasını kazanacak. Bence Poli şimdiden belli yani boşu boşuna %50 şey yapmayın. Evet öyle diyorum. Bu konuda hiçbir şey söylemiyorum. Hangi konuda? Zarlar konuşacak ve... Bir dakika hangi konuda bir şey söylemiyorsun oğlum? Seçimler. Seçimler yaklaşırken bu konuda... Seçim saltımı ailine mi girdin? Yes. Erdem kazandı diyenler var. Bravo Cenk diyen var. Herhalde Ömer Can çıktı. 50 saat oyun oynamaya gerek yok. Polo şimdiden yapıp direkt kazanı belirleyebiliriz. Aslında niye kasıyoruz ya? Evet. Yani aynı saat okullar kurdu. İçin de aynı şey geçerli. Yani okulun ilk günü hocalar karneyi doldurup çocuklara verip gönderebilirler. Evet, yani sonuçta daha ilk günden arkadaş seçiminde daha dikkatli olmaları gerektiği belli oluyor değil mi? Ama hala şey yazıyor mu hocam kendi düşüncelerini? Tabii yazıyordur. Kanaat diye bir şey var. Kanaat! Tamam yok öyle bir şey. Babacık. Cenk konuşabiliyor da sevgili izleyiciler. Arada öptüğüm de oluyor. Sakalıma övgüler diziyorsunuz. Ben de kendimi Khal Drogo'nun biraz kilo almış gibi hissediyorum. Khal Drogo'nun işe yaramaz kardeşi. Bence Khal Drogo senin zayıfın. Bence de. Khal Drogo kim? Futbolcu mu? Mondragon da oluyor. Mondragon değil. Kmondragon. Khal Drogo. Kmondragon diyem ya. Rocky 4'teki tip işte. Yok mu boksçu? Dragon. Hayır. O Aragon. Doğru Aragorn'du. Aragorn değil, Ivan Drago. Şimdi şeye doğru. Ivan Aragorn. Lince doğru gidiyoruz. Giyik kanalım. Anladın mı? Bu Rocky'ye Yüzüklerin Efendisi'yle vurduğu için Rocky'yi yenmemiş miydi o? Tabii. Dişlerini mi dökmüştü? Dişlerini döktü sonra hemen hakem dur bir dakika falan dedi. Ona kadar saydı. Sonra arabasına bindi gitti. Michael Knight. Söylemek zorunda kaldım. Çünkü anlaşılmış mıydı? İyi anlamadım. Biraz daha yavaş yapsaydın anlamadım. Delay. Ne yapıyoruz? Geçişiyor muyuz? Yani büyük zaten kazansın da dağılak maç var diyor adam. Haklı. Maç kim siz söyleyin bari. Hiç bilmiyoruz biz. Arkadaşımız Cake Botu. Kendisini tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir söylem. Ben atıyorum. Büyük at bakalım. 12. Sen de at bakayım. Ben de atıyorum 20. Ben kafadan attım. Atılacak olsa. Fark ettim. 7. Evet, bugün de ben kazandım sevgili izleyiciler. Bir gelenek daha bozulmadı. Ve Erdem amcanıza girdiğim iddia sonucunda maalesef teknemi Erdem amcanıza vermek zorundayım. Ya bir daha atalım hem eve hem teknesine. Gerçekten barbutta ne kadar usta olduğumu hala anlayamadım. Dünyanın ilk FRP barbut oyununa hoş geldiniz. Herkesi FRP oynayacağız diye topluyor, barbut oynuyoruz. Olayın FRP ayağı bu. Evet. Ama ben severim yani teknesine FRP oynamayı falan. En sevdiğim. Gel atalım sen de. Atalım. Evet, ne yapıyoruz? Ayoluk ulayoluk başlayacak mıyız? Başlıyoruz efendim. Bu sefer sizleri kendi dünyamızın 1256 yılında bir Fransızca isim en az kötü kim uydurabilir? Ben. Buyurun neymiş? Jacqueline. Bu ne bu? Hayır oğlum Türkçe o. Bu ne bu dedi. Fransızlar o zamanlar bizden Türkçemizden alıyorlar. 1256 yılında Vulevu kalesinin ne oldu be? İstasyon. İstila değil ya. Siege. İstismar. İşte kuşatma. Dungeon Siege. İstismar. Kuşatma Dungeon dediğimiz. Dungeon Siege çok güzel oyundur. Dungeon Siege 2 bak. Evet, sağ olun. Güzel. Katkılarınızdan dolayı.
atma sürecinde... Vulevuk. Kalenin adı. Vulevuk Kalesi. Ha özür dilerim. Ben sana direkt benim de adım Vulevuk olsun. Kaleye adımı vermişim kahraman. Abi senin, sen de Fransızsan eğer senin adın belli. Ne? O senin adın. O benim adım. Yaz bol bol R yumuşak ye. R yumuşak ye. R yok sadece adım. Yumuşak ye. Ben R'yi duyuyorum. Fransızların en Fransızlar R'yi söyleyemedik. Başında V var mı? V yok. Var ya. V. Ya o olabilir. V yumuşak ye yumuşak ye. Tamam V. Güzel bunu alıyorum ben. V. Şimdi efendim. Siz İngiliz ordusu için çalışan iki askersiniz. Rütbelerinizi... Hayda Fransız değil miydik? Sen Fransızsın benim. Ha, ben Fransa Fransız. Doğumlu fakat işte ihanet etmiş kendi vatanına. Ne güzel. Olur öykümüze birazcık şey katıyorum ya. Evet ya çok güzel sevgili izleyiciler. Anlamsız gaza gelin. Ya sevgili izleyiciler Erdem ülkesine ihanet etmiş ama çok iyi be. Ama yani sonuçta Türkiye değil ki anladın mı? Başka yabancı ülke ne olacak yani? Bir de adamın kendi ülkesi. Aman. Bizim seyircimizlerimiz oldu. Tamam. Neyse masal bu ya diyorsun. Masal bu ya. Sevgili bu. İşte senelerce lan demiş ben vatanımdan nefret ediyorum karşılarına geçeceğim. Hükümdar da demiş ki lan deme lan demiş. Savaş o yüzden çıkmış. Bu arada Cenk'ciğim senden bir Fransız tükürüğü istiyorlar ya da benden. Ay. jeton pasteur. Aslında jeton alabili. Biraz jeton alabili. Evet biliyorsunuz sevgili izleyiciler Fransızca acayip bir dildir. Her yıl Kıbrıs Adası büyüklüğünde sessiz harf Fransızca'da kullanılmadığı için denize dökülür ama yani okunmadığı için kullanılır da okunmaz. Oralarda tarla marla olmadığı için hepsi herkes oturup sessiz harf üretmiş yıllarca. Siz Cenk Bey, siz 1256 yılında İngiliz ordusuna çarpışan bir insan, bir asker olmanıza rağmen nerede doğmuşsunuz? Artvin. Pekala. Artvin yani sanat kazansın diyoruz. Yeah. Uzun adım Let the Art In. Hatta sonra müzikalini yaptılar ama yanlış anlayıp Let the Sun Shine In diye yaptılar. Güzel. Güzel. Bir tane Anadolu'dan gelmiş. Bir tane. Pardon. DM güzel güzel dediyse bana oraya artı 770 puan filan yaz. Yazıyorum ama bil ki sadece sen tatmin ol ve sessizleşti. Ne diyor? Her neyse. What the hell is he talking about? Şimdi arkadaşlar bir Anadolu'dan gelme askerimiz, bir de Fransa'dan gelme askerimiz İngiliz ordusu için çarpışan ve de Vulevuk kalesini kuşatmasında görev almış tiplersiniz. Hızlı bir şekilde hemen özelliklerimizi belirleyelim. Az önce 12 attığınız için Erdem Bey siz başlayın. Peki abi. Hadi bakalım. Sevgili tam zar atma bileği yara oldu Erdem'in çok fazla zar attığı için burada. Fark ettim. 70. 6. Yani 76. İyi ki kör değiliz. 6. Şimdi Erdem attığına göre sıra bende mi yoksa? Yok. Hadi öyle yapalım bu sefer. Sizin ayrılı şeyiniz. Çapraz sıraya kur. Aynen. Sistemi. Ama bu bana işkence demek. Maksat Cevdet'i zor tutmak. Sen bugün hata yaptın. Hatanın cezasını çekeceksin. 14. Güzel. Kof ama. Kof yani sadece. Kof bir gücü var pek bir işe yaramaz. Görüntüsüne heybetliyim yoksa kavga çıkarsa ilk önce ben topukluyorum. Siz sürekli Artvin'deki spor salonlarına gittiniz zannederim sen. Evet. Yani o tarz. Evet. Bir kas yapımı. Karate. Evet. Atayım mı? Entelijans yapımı gönderiyorum. Yeah. İki. İki. Orta çağlı bir asker nasıl için. Nasıl olur? Ben buradan 20 görüyorum. Sen buradan yağ görüyorsun. Cılız ve ebleye oynuyorum sevgili izleyiciler. Hem cılız hem eble. Peki Cenk Bey sizin eblehlik seviyenizi görelim. Erdem 2 2 ise ben de 1 yapayım çocuk üzülmesin. Üzülmesin. Tamam. Siz bize yani 1 seçmek sizin özgürlüğünüz. Al 1 atmıyorum zaten. Hadi bakalım. Ama bu bana şu hakkı veriyor. Bir sonrakini de kafamdan söyleyebilirim zar atmadan. Yo 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 öyle bir anlaşma yapmadık. Fransız mısın sen yo 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 falan bir tavırlar. Bugün evet. Peki evet. Hala sevgili Erdem Bey bir evet. De şeyinizi görelim. Bak benim ismimi yazmamışsın onu söylüyor sevgili izleyicim sağ olsun. Sen istihdar karar vermedik diye. Verdik. Onun ismi var. 4 G'li. Tamam. 4 G'li. Tamam. Peki şey. Ben de atıyorum. Ya. Jönlü. 5. 5. Evet. Harika bir karakter. Cılız ve çirkin. Cılız, elle ve tıfıl. Sen sanırım vatan hali değilsin de vatandan atılmışsın herhalde. Yani içeri almıyorlar. Yani kaleye maleye hiçbir yere almazlar. Çok bir telifsizsin. Bu bizim vatandaşımız. Doğru yazdın mı?
İsim evet, çok güzel. Evet evet, evet. Anasabası isim koymaya zahmet ediyoruz. Zaten ismimiz de Vıng. Şöyle olmuş. Bak çocuğun Vıng. Seni görenlerin çıkardığı ses abi bu. Aynen. Efekti isim olarak koymuş. Seni Fransa'ya ötelemişler. Sizin de jönlük puanınızı belirleyelim. Jack sanırım kafasında belirledi puanı. 18. Oh be. Sen vermezsen dedi, ben alırım. Neden kahramanlarımızın siz olduğunuza evet. dair bir şey oldu. Ben de bu savaşta ne işimiz var? Ben film yıldızı olacak adamım diye tutukta geziyorum. Evet ama işte orta çağdayız. Yani film icat edilmiş değil. Ama ben öyle bir şey olacağını görüyorum. O halde balımı şey yapayım, belirleyeyim. Hadi belirle. 2. Bunu zaten anlamıştık. Yani kibrit kutusunda bile daha nitelikli bir sürü şey yok. Wasabi ketçap. Çok sağ. Neydi? Bal. 1. 7. 7 aslında hak geçmesin efendim. Evet. 7 değil o L. Gerçekten de. İntelijansı 2. Bu iyiydi. Yani üzerinde harf çıkmasın. Puanlar ters oldu diye şikayet geliyor senin şimdi hakkında. Şimdi düzelteceğim. Senin hakkında devamlı şikayet alıyoruz. Cedir bugün sen biraz formunda değilsin galiba. Ben gidiyorum arkadaşlar. Ben tamam küsme. ve de Cenk Bey sizin de isminizi belirlemedik. Ulevu. Ulevu. O kalenin adıydı. Ama ben oradan şey yapmışım. Aslında izliyorum. O zaman siz efendim Artvin'den kalkıp gelmişsiniz ve demişsiniz ki ya buranın adıyla benim adım aynı. Demek ki burayı ben kuşatanlar... Ben adım orasıyla aynı olduğu için oraya gittim görmek için. Belki bizim ailede bir şeyler vardır da belki benim dedemlerindir miras kalır falan diye düşündüm. Evet arkadaşlar generaliniz sizi yanına çağırıyor. Siz işte subaylardan ikisisiniz. Nasıl subaylığa yükseldiğiniz biraz meçhul tabii bu zeka seviyeleri falan. Fakat işte sen... Ya, torpil bizimki. Torpil. Sen zaten işte bu Fransızdır bir hani avantaj olur diye seni subay yapmışlar. Sen de jönlüğünle gelmişsin oralara maşallah ne yakışıklı çocuk demişler. Subay olmuşsunuz. Biz şu an İngiltere'de miyiz? Siz şu an bu kuşatmadasınız efendim, Fransa topraklarındasınız. Vulevu Kalesi'nin. Kuşatıyoruz İngilizler olarak. Şöyle bir 200 feet falan ötesindesiniz. Dikkat edin feet çünkü İngiltere. Gerçi orada da herhalde metre falan var değil mi? Ya bu olmadı, yanlış oldu. Yarda olabilir. Yard. Yarda. Yarda. 200 yarda da bekliyorsunuz efendim. İşte kuşatma yaklaşık 2 aydır devam ediyor. Mancınıklar şunlar bunlar hazırlanmış. Özellik vermedin. 2 aydır 1 feet ilerleyemiyoruz öyle mi? Özellik vermiyor. Onunla vazgeçtik geçen hafta ya. Bonkörlükten falan bilmem ne. Verelim mi istiyorsunuz? Siz belirleyin. Benim bir özelliğim var onu söyleyeyim. Nedir? Koruk suyu ağlıyorum. Ne demek oluyor oğlum tam olarak? Yani gözyaşlarım koruk suyu. Buz gibi ama tertemiz. Nasıl özelliğim? Ayvalık yolunda. Yani özellikle kuşatmada çok ihtiyacı gideren bir şeydir. Can, buz gibi koruk suyu. Can ben anlamadım. Bana açıklayabilir misin? Koruk susu ağlıyorum ne demek? Ya işte karadut suyu da var, koruk suyu da var. Koruk suyu bademlide vardır mesela. Etkili bademlide koruk suyu. Canı buraya akademik bilgiler versin diye çağırdık. Bundan bir haber verdiniz. Gurme mi? Tabii. Gurme değil, her şey. Bir çeşit İlber Ortaylı'yla küçük hayat ansiklopedisi. Efendim? Küçük hayat ansiklopedisi. Evet. Google. Sizin efendiniz. Sizin özelliğinizdir. Siz buyurun. Ben de çok çabuk üşüyorum. Kolay üşüyen bir kişilik. Güzel. Zaten çok mantıklı. Artvin'de doğduğunuz. İşte bu eksi bir şey. Kuzeyde. Yani eksi... İşte o kadar iddialıyım ki kendime eksi özellik veriyorum. Çok üşüyor. Dikkatli seyircilerimiz de gözlerinden öpüyorum. Maşallah oyunun kurallarına ne kadar sadık ve nazırlar. Öyle değil mi? Evet. Nerede dediler? İşte ne oldu ki? Şimdi, özellik vermedi niye? Biri yazdı değil mi hocam? Evet. Evet, evet hocam. Evet. Ben de biri üzüm üzüm deyince anladım zannettim. Hani koruk suyu cahilisin ya o anlam. Özellik vermediğini üzüm üzüm yazınca anladı. Orada yazınca söyleyeceğiz bunu ama şimdi sen yeni öğrenmişsin. Hayır biliyorum koruk üzümün olmamış halde mi? Üzüm denildi. Ben koruk üzümün daha tam olmamış hali olduğunu söyledim. Hayır koruk böyle ağaçların içerisinde oyuk olur. Böyle tavşanlar falan gelir ona koruk denir. Koruk üzümün olmamış halidir. Suyunu sıkarsan o üzüm hiç olmayacaktır. Arkadaşlar bizden öğrendiğiniz bilgileri derslerde falan sakın kullanmayın. Evet. Generaliniz sizi ve diğer subayları çağırıyor arkadaşlar işte huzuruna. Evet arkadaşlar diyor işte şey devam ediyor. Kuşak ya general kendisi söylesin dur. Ne diyeceğini. Hadi buyurun general bey. Olaya. Siz bunları çağırıyorsunuz efendim huzurunuzda başka subaylar falan filan da var. İki tane subayın gönüllü olması gerekiyor şey için. Ben çağrıyı duyunca gene bir Ralph falan diyorum sana. Ben de hep aynı espri başka bir şey yok. Başka bir rütbeden biri çağırsa da bari. Arkadaşlar
Bu çok önemli görev için iki tane asil, narin, vatansever. Generalim. Efendim. Ben de arkama bakıyorum. Ben bana söylüyor olamaz çünkü. Kendini biliyor adam. Bu selam çekerken topukları birbirine vurmadı gemen. Vuramıyorum ki generalim. Yani ben selam vurmadım ki vuramadım. Evet hakikaten vuramıyorum. Generalim bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Biz eğer karada olmasaydık, denizde olsaydık size general mi diyecektik? Hayır, general diyecektim. Ay Allah. Bir saniye farkla. Bence bir terfi hak etti bu. Çok akıllı. Evet, evet. Sen şey yapmak istemez misin bu asıl ben? Görevi? Ben. Hayır sen. Sana söylüyorum evladım. Ben. Bana diyor bana. Sen ya evet, bu. Evet generalim. Bu görevi sana vermek için can atıyorum. Aa. Jonathan Hart. Evet, Jonathan ama yine Hart. De ilk yine kez de, bir görev biri bana bir görev verecek. Gönüllü olmanızı diliyorum. Siz de fena değilsiniz diyerek gözdağı veriyor size. Ulan ben yakışıklı olan benim general. İşte fena değilsiniz. Yazıyorum burada. Allah Allah. Ne general gittik bak 1256'da neye çap. Kaç sene? Siz çıkın sen. Orada kadın yok bir şey yok. Neyse buralara girmeyelim. Evet, evet general nedir görev? Hemen görev ve final. Bir tünel kazılacak. Marmaray. Karşıya mı? Ne güzel isim. İleride öyle inşallah. Ve Marmaray'ın inşaatı işte İngiltere'de o zamanlar başlamıştı. Manj. Manjmaray. Manj. Manjmaray. Manjmaray. Oradan buraya gelecek işte. Raylı mı olacak yine rally? Daha ray bilmiyoruz. Ha biliyoruz. Raylımız var. Rayda bir şey yok. Şey var yani generalim. Ray 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 ray. Bizimki daha çok Avrupa olduğu için ray 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 olacak. Ne bu? Life is life herhalde olacak. Ray 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 ray. Yanlış bir ray ray ray. Life is life değil mi o? Evet. Life is life. Life is life. O da Türktür aslında. Efendim bu tüneli, efendim genelere bak. Şimdi iki gönüllüden bu tüneli kazmaları için gönüllü olmalarını istiyorum. Dediği vakit işte böyle düz... Ben kazarım. Güzel. O gönüllü oluyor. Sen gönüllü baktım olmuyorsun. Şöyle herkes siz ikiniz hariç bir geri adım atıyor. Var ya öyle bir mizansen. Kardeşler. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi buradaki abuk sabuk kuşatmadan ben çok sıkıldım. Okay. Çünkü ben bir an evvel katapultlarla şeye dalalım istiyorum. Kaleye işte, dalalım tünelle istiyorum. Dalacağız. Biz tünel öyle bir kazacağız ki kalenin ortasına çıkacağız. Bir bakacağız Mahmut Hoca. Bak hep filmde oynamak istiyordu. Demirel'im bu tünelden katapultla saldıracağımızı falan zannediyor bu. Nasıl bir cehalet. Katapult mu kaldı ya bu çağda? Hayır katapult diyeceğim biz direkt ne katapultu öyle bir şey demedim ben. Katapult. Tüneli kazıp şeyin ortasına çıkacağız. Anladım. Direkt tronunun altından çıkarız diyor. Şimdi bu tüneli kazacak ya bu kazılan toprağı birinin çıkartması lazım Demirel'im. Gönüllü olur musunuz? Ört sen nasıl konuşuyorsun zaten? Hayır ben... 10 tane şınav istiyorum hemen. Olmaz. Tek kolla. Niye tek kol? Güçlüyüm çünkü. 16. Güzel. Seni çok sevdim. Ben... Sen cesur gözüpek bir askersin. Ben bir kazma bir de kürek alabilir miyim generalim? Generalim zaten bir kazma var istiyorsanız bir kürek de olmaz. Nisan ayındayız. Onları geçen ayda yaktık. He? Mart kapıdan diyor baktırır kazma kürek diyor yaktırır ya onu açıkladı. Şey bir ne atasözü bu? Fransız atasözü. Fransız atasözü. Ve de bu ve bu ve bu. Mart kapıdan baktırır. Fransız yapamamak. Neyse diyorum ki İngiliz. 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 Alright let me tell you something. Amerikalı oldum. What? Mate, about mate. Oğlum İngiliz aksan yapamayacağım. Ben general hiç yapamayacağım. İngiliz zaten İrlanda yaptı yapmaya çalıştığında. Evet, o da olmadı. Bence Türkçe bir İngiliz aksanı şeyi verdi. Brief'i verdi arkadaş ona göre. Aksan değil de aksanı verebilirim istiyorsan. Satılık var. İngiliz aksanı. Tam üstünde aksan. Anlaşıldı bunlar çözemeyecek. Sen gel bakayım buraya. Sen en yüce ve benim sadıç askerim. Bu yüce değil mi hocam? Hayır askerim o. Bu bizim Merlo'ya benziyor. Ne haber lan Merlo? İkisini al. İngiliz büyücüsü meşhur. Tünelin yanına götür. Öğret ne yapacaklarını. Başlarında da dur. O kadar deyip çıkıyorum. Ama gemilerim senin çadığındayız. Nereye çıkıyorum? Doğru siz çıkın. Ben buradan başlayayım. Yani sizin çadırın altından başlasak kalsak. Çünkü toprak çıkacak ya o toprağı böyle açıkta bir yere koyarsak düşman görür.
Jackson al bunu. Jackson al bunları. Götüreceksin. Biz her şeyi düşündük. Bunları götüreceksin. Beni takip et. Evet, Jackson'ı takip ediyorsunuz. Jackson sizi işte kazma kürek. Netherlands adlı ranch'ine götürüyor. Ne oluyor? Jacksonville. Bir şey söyleyeceğim. Biri şey demiş. Ne? Bir İngiliz, bir Fransız ve bir temel bara girer. Geleceğiz oraya, geleceğiz. Bir de roleplay yapıyorlar ya. O ne? Bizim normal halimiz bu. Maalesef. Neyse. Jackson alır sizi levazmat. Tüberk. Geçmiş olsun. Tüberk. Allah korusun. Efendim, Jackson sizi alıp işte levazımat malzemelerinin durduğu, kazma kürek, o zamanın barutundan yapılmış dandik bir patlayıcı falan filan olan çeşitli de ayak işleri var. Konserve var mı? Bir dakika, o zamanın barutu şu bu zamanınkinden farklı değil mi? Barut farklı, baruttur. Farklı. Orta çağ barutu. Oynamam. Daha yeni bulmuşlar barutu, yanlışlıkla içine katran çaktırmanı. Katran da dandik barut. Beşamel falan var içinde diyorsun. Jackson'cım sen görev dağılımı, kim neyle uğraşacak, bu neye kadar tünel, kaç kilometre falan. Biraz zor olabilir çünkü toplamda koskoca iki kişiyiz. Komutanım birkaç tane daha adam olmayacak mı? Ben şey miyim, ışınlandın mı oraya? Koştum ben, geldim çadırınıza. Komutanım başka adam olmayacak mı? Sana da güvendik, Allah kahretsin. Tamam komutanım. Kim lazımsa al oradan. Gelin beni takip edin. Dakika çayımı içim diyor adam. Yine tam çay demedik, İngiliziz ya. Tüfeği de çatmışlar oraya değil mi? Tüfek mi? Tüfek. İyice coştu. Doğru doğru. Bakın bu kazmadır, bu da kürektir. Kazacaksınız, geri kalan da... Evet, küreceksiniz. Geri kalan artık toprağı da bu çadırı atacaksınız. Toplama çadırı diye adlandırdığımız bu çadır. Toplama işte. Çadırı. Evet. Evet. Yani hangi yöne kazacağınızı siz kazdıkça ben söyleyeceğim. Kalenin içinden çıkacağız. Daha sonra askerler tünelin içinden diğer taraftan biraz çıkacak. Kaleye biraz şimdi burada 200 yarda var ya komutanım. Bir ya biraz daha yaklaşık şöyle 2 yarda falan kala kazmaya başlarsak daha az kazırız. O zaman okla vurulursunuz. Olmaz. Komutanım o zaman şöyle bir şey yapalım. Biz buradan kazmaya başlamayalım. Tahmin edebilirler. Ben komutan biz değilim. İngiltere'ye geri dönelim. Oradan kazmaya başlayalım. Hiç tahmin etmedikleri bir şey yapmış olalım. Ben bunu bir komutana sormam lazım. Limiralik tanış. Biz başlayalım mı? Siz başlayın. Buradan başladın. Nereden başladın? Daha nereden başlayacağımızı daha komutana sorun. Buradan başlayalım şimdi. O gidip gelene kadar biz yarısını kazarız. Sen bir ok at nereye düşerse oradan başlayın. Genelde dalga geçiyor. Oku yere at. Buradan başlayabilirsiniz. Kırmaz. Toprağı öldürdüm. Yoruldum. Bir saniye. Senin ayılık kaçtı abi? 6. Şimdi ayoluk arkadaşlar. Ayılık. Ayılık. Şöyle bir 30'u geçmeye çalışacağınız bir zar atın. İkinizden biri atacak. Toplam gücünüz bakalım ayılık ne kadar sürecek bu kazım olayı onu anlayacağız. Benim 30'u geçmem mümkün değil. Toplamınızı alacağım ama yani. Biriniz 14, biriniz 6, 20 olarak alacağım. Beraberce. Yani 16 değil miydi? 16'mak yeterli. 14. Senin 14, benim 6. Toplamda 20. Önemli değil Cenkçiğim. İkisini toplayınca öyle ediyor. 35. Sen de at çek. Efendim siz planlamadan da... 35'i ne kadar geçtik? Belki 60'ı da geçeceğiz. Biriniz atacaksınız öyle dedi ya. Sakin ol. Amacı bize o tüneli kazdırmamak. Önce bir karot numunesi alalım mı? Belki çok kaya vardır delemeyiz hocam. Hocam ne isterseniz yapın onu siz beni durdurup söyleyebilirsiniz. Ne yapıyorsunuz öncesinde? Karot deliyoruz ve çıkartıyoruz. Ha yumuşak toprak mı sert toprak mı ona göre belki ikimiz de onun için sondaj cihazı lazım. Sondaj cihazı bir de martopikör lazım hocam. Yıl kaçtı? 1200 müydü? Evet. Farkındaysanız adam kaçtı kayboldu. Yok ya. İsteklerinize dayanamadım. Jackson'cığım sana bir liste geliyor. Mortipüre, sondaj makinesi. Rider gönderdik. Bunlar ya getirilsin ya icat edilsin şeklinde bir not düşünürsün. Ne tepki veriyorsun buna? Siz en iyisi kazma kürek kullanmaya devam edin. Bakarız gözle. Bu çağda gözle olur böyle şey. Tamam. Peki biz şimdi 35 geldi. Ne oluyor şimdi bu? Etkisi ne oldu bunun? Beklenenin üstünde bir azim ve hızla kazma olayını gerçekleştiriyorsunuz. Brezilya'dan çıkıyoruz. Bir şey bekleniyordu bizden ya. La dur. O kadar da değil. 20 yard sürecek. Acaba diyorum şey yaparlarken, kazarlarken bir türkü çığırmıyorlar mı? Oraların Cenk türkü çığırıyor yani daha doğrusu Vulevu türkü çığırıyor. Ben ağlayıp içiyorum. Şey, konuş çünkü ter ve enerji lazım. Ben yakışıklı olduğum için klipte oynuyorum.
Peki o zaman seyircilerimiz mi karar versin bilmedim ama bir Artvin türküsü veya bir Fransız türküsü duyalım. Hangisini duyalım? Kim seyirci mi siz mi karar vereceksiniz? Ben türküye falan karar vermem. Ben de vermem. O zaman seyircilerin akışına bırakalım. İt yürürü söyleyin diyor. İt yürür değil o, it uyur. İt uyur, düşman yürür. Evet. Söyleyeceksin söyleyip farklı. Nasıl? Ama isterseniz Karaköprü Narlıdere'yi söyleyebiliriz hani türkü anlamında. Artvin 2 geldi. Fransız 1. Artvin türküsü var mı hocam? Artvin'de bol türkü var da şu an yanımızda değil. Fransız. Sizde Fransız türküsü yok mu? Artvin's. Je sais que c'est moi, je sais que c'est moi falan diye bir şey yok mu? Ben tabii bu hüzünlendiriyor beni. Sırlamaya başlıyorum. Evet. Kes köse sana. Meğer annem söylermiş onu bana çocukken. Je sais que c'est moi. Neydi? Je sais que c'est moi. Biraz pişman oluyor musun vatanını ihanet ettiğini? Yani zavallı anacığım falan diye düşünüyorum ve Jose Köse Moa'ya ağlıyorum. Ama sonra annenin seni her gördüğünde sarf ettiği bakış aklına geliyor ve biliyorum. Ben daha şekle kazmaya başlıyorum. Adımı vık koydular vık diye. Neyse bak siz başarılı bir şekilde kazıyorsunuz. Kazma işlemini hakikaten çok efektif ve başarılı gerçekleştirdiğiniz için generaliniz size ekstra tayin veriyor. Bu yani ne olacaktı orduda. Vay 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 vay, bu nasıl güzel kazı. Bu nasıl bakın, hoş kazı. Bakın generalim siz geçesiniz diye burayı ayrıca geniş yaptık. Size ayrı bir şerit kazdık. Generalim bir de şu kayaya saplı bir tane kılıç buldum. Bunu çıkartamıyorum. Bir baksanıza. Dur ben bakayım. Filan deyip general olarak kendim maalesef yapamadım. Afa! Afa! Merlo bak Artur dur. Kılıcı çıkarttı. Ben gitmeden önce size bir iki bir şey söylemek istiyorum. Siz en son neydiniz? Ne? Rütbeniz neydi? Ben onbaşı Erdem Er. Er ya Erdem. Tamam. İkinizi de binerbaşı yaptım. Tamam. Binbaşı bana, binbaşı ona. Bin sana, bin sana. Hadi iyi günler deyip gidiyorum. General gidiyor. O kral olmaya, efsaneyi gerçekleştirmeye gidiyor. Yerine Jackson'ı bırakıyor. Lan Jackson yani. Gel lan buraya, binbaşı olduk ya. Şimdi. O da yüzbaşı. Ama yok, onu yerine bıraktı canım. Yüzbaşı olamaz. Ben general Albay. Oldum. Benim de rütbem. Ben size gene kastırdım. Right. Evet. General. Evet. Şimdi... Bu ne lan burada İzmiritler? Toplam ver. Ben de havalara girmişsin. Şu general oğlum ne yapıyorsun? Ben generalim. Ben generalim, rütbenizi geri alırım. Şimdi orduları bir arada hizaya sokup bu tünele sokmanız gerekiyor. İçeriye adam da biz yapacağız. Onun için şey bir sizi boşuna bir başı ordu hunisi lazım. Ordu hunisi bunlar böyle o hunin içerisine girdi. Tek sıra halinde tünelden geçerler. Generalim huni diyorlar. Asker huniye huniye gerek yok. Bak 1000 kişi burada var. Sen bu 1000 kişiyi al. 1000 kişi şurada var. Sen o 1000 kişiyi topla. Lan zibidiler. O zaman şöyle yapalım. Sessiz olmamız lazım anlar mı? Lan zibidiler. Duymaz oğlum o zaman. Ben geçen yaz bir tatile gitmiştim. Böyle yukarıdan bir boru vardı. Su akıyordu. Oradan aşağı doğru kayıyordun. Öyle bir şey yapalım. Askerler merdivenden tepeye çıksın. Kayarak bizim tünelden şeyin içine geçsinler. Hem eğlensinler hem savaşsın. Deliyim. Yapıyor mu aslında bu plan sevgili General Jackson? General Jackson. Biraz yavaş be arkadaş. O ne? Benim de bir fikrim var. Yani her ne kadar ebleh de olsam aklıma bir şey geldi. Ebleh bir şeydir o, dinlemeyiz. Dikkat dikkat şey düşman ki... geliyor çabuk, mevzillerin düşman buraya doğru tamam, geliyor. Tamam işte şimdi benim fikrim işe yarayacak. Çabuk, o da neydi? Çabucak oradan geçmemiz lazım değil mi? Hemen... Şöyle şimdi durumu anlatayım pardon. Gerçekten de bir anda borazanlar ötüyor filan falan, kalenin işte kapısı mapısı açılıyor. Dışarı bir taarruz bir şey yapılacak belli ki yani bir işte böyle baskın. O zaman böyle duruyorlar ya şeyde böyle yerleşiyorlar, hazırlanıyorlar. Okçular öne bilmem neciler arkaya falan da böyle bir. Valla açıkçası ordunun generali yeni ayrıldı, başkasına şey bıraktı falan. Herhalde uzaktan bunu dürbünle izlemiş olacaklar ki bu karmaşıklıktan yararlanıp sizi darmadağın etmeye çalışıyorlar. Sevgili Jackson, sevgili binbaşılar. Ne yapıyorsunuz? Ben bütün orduyu tünele bir an evvel sokmak gerektiğini düşünüyorum. Tünele girmeden önce bu taarruz gücünü hizmete uğratmamız gerekiyor. Fakat ordumuz kaç gündür öyle kendi halinde duruyor. Onları bir konuşma yapmamız lazım ki tekrar kendilerinde gücü, kudreti bulsunlar. Tamam, bu konuşmayı da siz yapmanız lazım. Çünkü benim dilim düştü. Konuşmadan önce acaba şey mi yapsak? Ortaçağ hastalığına yakalamış. Endüransları falan tekrar düzelsin de acaba fitness falan mı yapsak önceden?
Ya o kadar vakit yok gibi gözüküyor, düşman geliyor. Abi buldum dilini, al şunu, kurban olayım. Siz gidin konuşun, benim dilim her an düşebilir. Ordulara konuşmanız gerekiyor. Sen şu bin kişiye, sen de bu bin kişiye. Neyse tamam, konuşma. Arkadaşlar şöyle gelin, gelin şöyle bir yabancı bak. Ben? Bir kişiden bahsedin, sen kendi bin kişini al, sen binbaşısın. Sen binbaşısın. Böyle bir binbaşının binbaşı. He, ama öyle ayrı ayrı konuşulmaz. Biner biner 2000'i toplayalım. Ha, ikimiz yan yana beraber konuşalım. Evet. Ha. Arkadaşlar yan yana toplanın. Bin siz bin, öbür binle birleşin. Hocam ben öbür bindenim. Ben de geleyim mi falan şeklinde karmaşa gel kardeşim. Gel. Peki. Sen de gel. 2000 olunacak ol. Toplanıyorlar. Güzel 2000. Tam 2000 kişi toplandı. Evet, 2000 kişiyle sağdan say. Kale kuşatılmaz yani. Ya artık çok geç. 2000 kişiyle anca bir ocak başına falan gidersin hani. Sen ne kapasiteli ocak başları biliyorsun. Yani özür dilerim de sevgili Vulevu. Hmm. Bu mu yani şey konuşmanız? Cesaretlendirme konuşmanız? Arkadaşlar ben şimdi orduya hitap ediyorum. Değerli asker arkadaşlarım, değerli silah arkadaşlarım. Şimdi konuşmasını yapmak üzere sahneye Vulevu'yu davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Alkışlayalım. Ama sahnelere çıkmak istemiştim. 2000 kişi bir anda alkışlıyor seni. Ben tabii bütün yakışıklılığımla çıkıp önce bir saçlarımı falan böyle artistik şey yapıyorum. Havada şey yapıyorum. Böyle ne saçı oğlum, askerdin yapıyorum. Sen ne saçı? Su mu döktün? Su döküp halkı etkiledim. Ama askerlerim. Anında aksırıp tıksırmaya başlıyorsun çünkü çok üşüyen bir insansın. Bu havada saçların ıslak, konuşma yapmaya çıkmamalıydın. Ama yaz vakti gündüz. Yaz diyen olmadı. Ne oluyor o zaman, direkt zatür oldum. Yok götürün. Yok diyor. Sen bu konuşmanı yap, sonra jönlüklerine -2 vereceğim bu konuşma sırasında. Allah Allah. Gördük mü? Kaybettin. Şimdi sevgili arkadaşlar, sevgili değerli meslektaşlarım. Silah arkadaşlarım diyeceksin. Ben aslında savaş taraftarı değilim. Ve aslında ilk aklıma gelen stratejik düşünce hepinizi kazdığımız tünele saklayıp tünelin ucunu da güzelce toprakla kapatıp hepinizi oraya gömeceğiz diyorsun. Karşı tarafın ordusu buradan geçerken orada gizlenip daha sonra onlar geçince hemen tüneli tekrar açıp kaleye girmek. Evet, ben tebrik ediyorum önce. Vulevu'yu alkışlayalım tekrar arkadaşlar. İkili kişi. Komutanımız falan. Coşanlar oluyor. Evet, sakin sakin. Bu planı ben... dili bu sefer boğazına kaçtı. Feda etti kendisini. Dili nasıl düştü diye gırtlağı aldı. Arkadaşlar bu plan benim de çok hoşuma gitti. Ama şöyle yapacağız. Bu ordu kalelerinden çıkana, burnumuzun dibine gelinceye kadar bekleyeceğiz. Sonra bir anda... gireceğiz. Onlar ne olduğunu anladıklarında biz zaten çoktan kalenin içerisine mevzilenmiş olacağız. Hazır mıyız arkadaşlar? Bitmedi ki daha kazma. Kazma mı? Kazmayı biz çoktan bitirdik. Bir çekişlik şey var orada. Bastık mı açılacak şey. Evet evet, hadi ilk zararınız yüksek geldiği için çok az kalmıştı gerçekten diyoruz. Güzel. Efendim. Yani... Size yardımcı olmak için şey yaptım. Aşağılıyorum şeyi, köpeği diyelim. Neyse, Fransız şövalyeleri işte atları da binmiş vır 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 geliyorlar filan falan. Konuşarak geliyorlar ya. tabi yani. Şövalye bu. Fransız mı? Susar mı Allah aşkına? Mantarı öyle mi sote edindin? Şöyle sote edin bu. Sürekli böcek yer misin değil mi falan bu tarz. Neyse. Fır yemek. Evet ya. Baget bir kere öyle. Oğlum aylardır kuşatma altında açlar şimdi, o yüzden. Orduların da şey değil mi, eldiven var ellerinde tokat atmak için bekliyorlar. Bir şey soracağım. Küçük suyuyorsunuz oğlum siz bu Fransızları. Hot kütür turşusu. Hot kütür turşusu yapıyor. Bunlar aylardır kuşatma altında. Nereden gaza geldiler de bize saldırıyor bunlar? İşte dürbünle gördüler, general değişti de ortalık karşısına. Napolyon'un öteki yüzü. Bunda aslında siz bilmiyorsunuz tabii nereden bileceğiz ama hani evet. Sen uyanıksın, anlıyorsun. Çünkü entelejansiyan 1'di lan. Entelejansiyan 1. Anladığım kadarıyla bunun bu ordu da 60'lar, onlar da 0-5-0-2 falan çıkmış. Neyse efendim, işte düşman yaklaşıyor size kadar. Dediğiniz planı uyguluyor musunuz? Tabii yani başka planımız yok. Sonuçta zeka bu bizdeki. Tünele kaçıyorsunuz. Bir harada güneli oluyor. İşte heriflerin taarruzu. Arkadaşlar sırasında... yavaş yavaş boğulacağız hepimiz burada. Sen yavaş ya. Şöyle bir 50-100 kişi falan ilk taarruza bir telef oluyor şey, tünele kaçışırken falan. Sen yavaş mavaş dediğin için bir 300 kişi daha ölüyor ya. Çünkü acele getirilmedi. Benim aklıma hep fikir geliyor. Bakıyorum millet telef oluyor. Biraz girdi bir kısım içeri. Buyurun. Diyorum ki arkadaşlar hep beraber şey yapın, şu kılıçları kınlarından çıkartın diyorum. Çıkartıyorlar. Evet. Kınların kapalı ucunu kılıçla kesin diyorum. Kesiyorlar. Onu aşağıdan topraktan saplayacağız. nefes alacağız diyorum. Vay vay vay. Wow. Efendim o zaman bu taktiği uyguluyorsunuz ve de işte
Fransızlar zannediyor ki bir kısmı öldü, bir kısmı kaçıştı filan. Sizin aşağı yer altına girip saklandığınızı anlamıyorlar. Bu da büyük kıyam olsun. Yani, kaç, yani göz ver nizam var. Neyse. Bari şey desinler. Ne ekmişler buraya? Bu bir tarla gibi ama akıllı çıkanı gibi duruyor ama umarız tez zamanda büyürler diyorlar. Yukarıdan şöyle konuşmaya duyuyorsunuz. Bu arada kın yetişiyor galiba. Evet filan. Kın tarlası. Kın tarlası. Kılıçlarını sokuyorlar denemek için. Ya onlar tam kılıçlarını sokacakken biz kılıçlarla onları deşiyoruz. Yok bu benim dediğim için bir şakaydı. Şakaydı. Ben asla bu konuda şaka istemiyorum onu belirtmeyeyim. Tamam, bir daha bu son zaten. Kılıcın kınıyla şaka yapamazsın. Orada 2000 kişinin hayatı söz konusu, sen espri falan patlıyor. Lay lay lom. Şimdi arkadaşlar. Zaten işe de yaramıyorum, gideyim ben. Tünelden çıkacak ilk kişinin seçilmesi gerekiyor. Bu kutsal bir görev. Yani ilk çıkan adam büyük ihtimalle gidici zaten, bunu herkes bilir. Fakat o direkt zın diye cennete yollanıyor tabii ki. Bu işler böyle olacak. Arkadaşlar biz. İlk çıkan general olacak diye bir kemik atıyorum ben. Havuç. Şöyle bir seyircimizi bağlayalım şimdi. İlk çıkacak arkadaşı siz askerler arasından belirliyorsunuz. Seyircimiz o belirlenen askeri oynasın ve onu ikna etmeye çalışsın. Aa, zavallı. Evet, bağlanalım şimdi o zaman. Evet, çıkacak. Birini al. Vah zavallı deme. Niye? Çünkü o zaman anlar. Anlar. Ama zaten kalede kimse kalmadı ki. Kim vuracak ki bunu? Yani bunların hepsi dışarı çıkmadı mı? Bütün aşçılar maşçılar. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Kiminle? Ses gelmiyor. Ses gelmiyormuş. Cevdet. Evet, sen her zamanki Discord'dan bağlanın. Ses bağlı mı? Evet, Discord'dan geleceksin. Discord'dan tamam. Dinleyeceksin. Yayını tutacaksın. Ses gelmiyor. Ses gelmiyor. Bizim yayın odasından ses gelmiyor. Yayından gecikmeli geliyor da. Şöyle Allah Allah. Discord'dan ses alamıyor. Yazarak anlaşalım, yaz. Bir dakika, Discord'dan ses alamıyorsun. Gerçi ben görüyorum burada ama sesin geldiğini. Evet, bizim sesimiz gidiyor olması lazım. Yeşil bir tek benim sesim gitmiyor, ben göremiyorum. Bir daha bir deneyeyim, bir saniye. Ben de hastayım, sesim yavaş yavaş gidiyor. Discord'dan ses alamıyorsun. Gerçi ben görüyorum burada. Aa, sesim çok geç. Bu geçen haftaki program değil mi? Bir tek benim sesim gitmiyor, ben göremiyorum. Şimdi nasıl? Görüyorum ama duyamıyorum. Ses Discord'dan gelmiyor. Abi sesini şeyden kapatırsan seviniriz. Şimdi nasıl sevgili dostum? Şimdi nasıl? Bir dakika bir sessizlik alalım. Tamam. Yo bak işte biz konuştukça yeşil oluyor. Bizim sesimiz gidiyor. Senin Discord ayarlarında belli ki bir problem var sanırız. Zaten bak şey diye sormuş bir tanesi. Seyirci belliydi değil mi? Üzülerek sormuş. Tabii kast o, zaten o. Bunun kuzeni. O zaman şöyle yapalım. Bu arkadaşımız demek ki ilk çıkmamak için bahane üretiyor. Aslında ses falan gidiyor. Evet. Seyirci belliydi değil mi? Yani Cenk bak bizim geçen haftaki programda hala gidiyor abi. Abimizi alalım. Dostum seni alalım. Senin problemini sonra çözün diye başka zaman tekrar yayın alalım. Bizde mi problem var diye bir yayına gelir misin sevgili Burak? Burak? Burak da mı burada? Burak bizim şeyimiz, modlarımızdan olan kardeş. Aynen öyle. Bugün çok ne Burak oldu? Modundasın. Selamlar. Sesimiz geliyor mu? Evet geliyor sana. Nasılsın Burak? O zaman arkadaşın kendi bilgisayarında bir problem var. Evet. Başkasını alalım abi. Başka gelmişken Burak tamam. Olsun ilk çıkacak olan. Ben başka bir seyirci arkadaşı alayım. Peki. Öyle devam ederim. Tamam. Hemen al abi. Bu çıkacak gördüm. Olan da belli değil mi? Önceden ayarlıyorsunuz bunu. Tabii, kaç tabii, para tabii. Alıyorsunuz lan? 6 milyar dolar. Geldi mi yeni arkadaşımız? Zaten Fransızlar bizi çoktan buldu. Şu an kılıçtan geçiriyorlar. Ama şöyle geçiriyorlar. Bir tane asker, bir tane domates, bir tane asker, bir tane biber. O kılıçtan geçirmek değil, o kılıca geçirmek bu. Kılıçtan da geçirmiş. Kılıca diziyorlar. Hocam kılıçtan da geçirmiş oluyor. Kılıçtan geçirmek hakikaten ne kadar tembelce bir yaklaşım ya. Herifleri bir idam ediyorsun, bir de kılıcı da sen geçirmiyorsun da ondan geçiyor kılıçtan. Yok artık. Böyle zanilik. Cinayi, zani ve cani demek üzereyken. Zalimlik. He. Ne oluyor yok mu kimse? Geldi biri geldi sesi kapalı. Sesi kapalı. Daniella. Lütfen. Daniella. Daniella. Bunun da mikrofonu yok herhalde. Deni yok var var. Deni yeterli. Deni. Deni. Sizde. Yeah. Yes. Evet sevgili Deni. Sen efendim tünelden ilk çıkılacak asker olarak bu arkadaşlar tarafından seçilmeye çalışılıyorsun. Sevgili Vah ve sevgili Vulevu binbaşılarının huzurundasın. Buyurun. Bir tek sorun var şimdi Körpe diyen. Ben
seçimliği canlı başla mı istiyorum yoksa? Sana kalmış. Ama ilk çıkan pek avantajlı bir pozisyon değil yani o kapıdan sonuçta. Bunu unutmamak lazım. O biliyor mu ki bunu? Bilmiyorum. Şimdi öğrendi. İlk Deniz'cim söyle bakalım. İlk aslında ilk savaşın mı bu mesela? Sen karar ver. İlk savaşım olsun tamam. Sen bilmiyor tabii oradan çıkan telef olma ihtimali tabii ki. Genç ve idealist bir arkadaş. Deni. Den de kısaca. Sana kısaca den diyebilir miyim? Ben ilk çıkan ben olmak istiyorum. Ben olayım. O ben olayım. Sen mi den mi? Den de olur. Den. Senden ilk çıkan olmaz den. Ben böyle biraz hani şey yapıyorum. Den ilk sen çıkıyorsun anlaştık mı? Ama general yapacaksınız değil mi beni? Ya evet. General üstü amiral yapacağız. Amiral. Tabii. General de hani? O ayrı. General burada. ama ben ilk defa bir savaşa katıldım. Ben tam olarak prosedürü bilmiyorum. Bana anlatmanız gerekiyor. Prosedür böyle işte. Şimdi şu belgeleri imzalayacaksın. Yani ilk çıkan olmamda herhangi bir sorun görülmemiş. Kendi isteğimle kabul ediyorum deyip imzalayacaksın. Okudum yazacaksın. Özgür irademle oldu. Okudum ama her sayfaya imza at. İlk sayfaya sadece adın soyadın imza yapacaksın. Peki. Al, verin kalemi. Al bakalım şöyle. Aldım ben kalemi bu arada Cete. Kuş tüyü kalemi. Çok güzel. Kuş tüyü. Evet sevgili Deniz'im sen işte askerler hizalanıyor filan siz bunu işte ikna ettiniz. Son çekiç kazmada vuruluyor toprağa. Ne işi? Güneş ışığı tünele dalıyor. Bir anda hep beraber kendinizi işte Vulevu Kalesi'nin şeyinde görüyorsunuz. Deniz'im fırlıyorsun sen. Bir bakıyorsun çevrede. Fırladın çevrende işte. Akşam yemeğini falan hazırlamaya çalışan kalenin müştemilatı olduğu anlaşılan şişko şişko kadınlar falan filan var. Seni görünce çığlığı basıyorlar. Beklediği an gelmişti. That moment. Ve üstüne çullanıyor yani. Böyle bir sesle öyle anladım ben. Sağında solunda asker gözüküyor. Ben geldim. Ne yapıyorsun ilk? İlk kadınlara şey yapıyorum herhalde. Sarkıntılık. Peki. Savaşı ara veriyor sevgili. Yemek pişiren aşçı kadınlara sarkıntılık etmeye başlıyor. Canını hiçe sayar. Aynı sabah. Ne kadar cesur. Savaşa katılmadığım için bilemiyorum. Niye yapacağımı da bilmiyorum. Güzel, yazılmamış ama duymuş yani birkaç onunla ilgili tiyatro seyretmiş. Yok şimdi o... Hemen yağmacılık ve tecavüze girişiyor. Bir de şöyle bir şey var. General olunca. Yani oradan çıkar çıkmaz general olduğunu düşünüyor. Vay be general olunca bir sürü yemek yapan kadın falan diye böyle şey oluyor. Neyse diğer asker de peşi sıra fırlıyorlar sevgiliden. Tabii onlar senin gibi şapşaloz değiller. Onlar ortalığı aleve ateşe vermeye, işte karşılaştıkları insanları kesip biçmeye falan başlıyorlar. Taş üstünde taş bırakmıyorlar. Evet. Sense adı ne olsun? Kadın Fransız kadın ismi ne mesela? Josephine. Adı Josephine olan bir aşçı hanım teyzeyle bayağı işi ilerletmiş pozisyondasın. Hem de ben yaparım öyle şeyler. Güzel. Siz bir köşede Fransız bir aşk yaşamaya devam ediyorsunuz o zaman. Bu sefer öldürmedim. Ölmedim bayağı ben yani. Efendim? Ölmedim ben bayağı. Ölmedin. Vallahi şansına. Savaşma sevinç. Şimdilik sonuçta yanında şişman bir Fransız kadını var. Evet. Yani ölmedin ve cennettesin. Ben de şişmanım yahu. Niye ölmedin efendim? Bu savaştan mutlu sonuna ayrılan yegane arkadaşlarımızdan biri olarak Vulevu kuşatmasında tarihe geçiyorsunuz. Teşekkür ediyorum çok size. Ben teşekkür ediyorum. İyi geceler. Bir de sizi göndermeden son kez tünelden çıkarken attığınız savaş narasını duyabilir miyiz? Nara. Yeah. Kalıp sesle mi yapayım? Nasıl yapayım? Ya, size kalmış efendim. Sonuçta nara. Evet yani solden olsun da şey... ne olursa olsun. O zaman şey yapayım ben. Allah Allah. Eminim düşmanlar korkudan tir tir titredi. Bu kadar. Age of the var bizde. Güzel güzel. Doğru he anladım. Ya. Dublaj narası. Dublaj. Evet. Teşekkür ediyoruz sevgili Danny. Kendine iyi bakmanı ve gelecekte de bu muhteşem performanslarını şey yapmanı, muhafaza etmeni. Ben güzel teşekkür bir konuşma ediyorum. Oldu. Teşekkür ederim. Başarılarının devamını diliyoruz. Evet arkadaşlar. Deni'nin açtığı yolda diğer askerler de dökülüyor kalenin içine. Dediğim gibi daha çok sivil bir grupla karşılaşıyorsunuz. Oraya Deni yol anlamında Daniel deniyor değil mi? Biraz zorlasak. Çıktığı yol Daniel.
Ama o zaman Denyo, o söylenen söylenen Denyo o anlama geliyor. Denyo oradan geliyor zaten. Denyo zaten Fransızca bir terim değil mi? Denyo. Denyo. Şimdi artık Fransızca. Efendim tabii Fransız askerleri durumu anlıyorlar. İçeride katliam başlıyor, gürültüyle geri geliyorlar filan. Savaş dövüş başlıyor. Şimdi senin karşına bir İyi, tane... Biz içeri girdik, kalenin kapılarını falan kapattık. Artık onlar bizi kuşatıyor. Aa, güzel. Güzel. Kalenin kapılarını falan kapatıyorsunuz aynen. Ya bir benden iki... beklenmeyecek bir zeka biliyorum yani. Evet evet. Cevabı ama... Güzel. Yok, tam beklenen bir şeydi. İşte ama bir... odada, odaya girdiğin zaman kapıyı örtmen gerektiğini küçükken öğrenmişsin. Örtmen mi örtmedim. Aynen bunu küçükken vatanın Fransa'da öğrenmişsin ve bir kez daha için sızlıyor. Evet annem hep şöyle dermiş, içeri girince kapıyı kapat. Son çıkan ışığı kapatsana ne oldu? O da ondan sonra geliyor. Ben diyorum ya, ki ışık icat edilmedi. Bunlar şimdi kendileri biz onları aylarda kuşattığımız için bunlar şimdi o kuşatmalarda falan nasıl oldu diyorlardı. Bence biz kapıları açık bırakalım. Herkes kanepelerin yatakların altına girsin. Öyle mi? Yani bir nevi Truva atı gibi bir şey olsun bu. Okey ama şöyle bir durum var. Siz şimdi orada işte yaklaşık 1600 kişi falan hayatta kaldınız. Yeteri kadar şey yok. Yatak yok altına girecek. Sadece 1200 kişilik yer var. Diğerleri ne yapacak? Geri kalanlarına çıkın diyorum. Ya çıkın mı diyorsunuz? Ya şöyle bir durum da... Çok kızıyorlar. Şöyle bir durum da var. Biz kapıları kapattık ama tüneli açık bıraktık. Bu herifler bizim peşimizden oradan gelemezler değil mi Cenk'im? Yo onu bir şekilde kapatmanın yolu olması lazım. Yani sonuçta tünellerin kapısı olmaz. Tekrar kuvvet edeceğiz. Ben şey diyorum 2000 kişi herkes tünelden aşağı doğru işesin diyorum. Çünkü o zaman bir heyelan olacak ve tünel kendi kendine çökecek. Güzel. Arkanızdan gelen tüneli işte dışkılarınızla kapatmayı başarıyorsunuz. Kapıları açık bırakıp bir tuzak kurma yoluna giderken tam arkadaşlar avludan bir patlama sesi geliyor. Bu az önce sizin dışkılardan dolayı grizu tabii değil mi? Önce öyle olduğunu düşünüyorsunuz ama siz de bu işin uzmanı olduğunuz için hemen gözünüzü anlıyor. Ulan başkası da tünel kazmış içeri ve bir anda böyle üstünde o an hemen gözünüzü tanımadığı başka bir üniformaları olan askerler başka bir tünelden giriyorlar şeye. İspanyollar. Burası iyice göstermek yuvasına dökmüş. Ben hemen bir tane askeri görevlendiriyorum. Git bak bakalım kaç tünel var diyorum. Bir gidiyor bakıyor toplam 48 tane tünel kazılmış. Ufacık bir adada 48 tünel. Delik deşiyiz. Bir kevgirde yaşıyoruz. Şöyle kale zaten bir kat çöküyor sonra. Kevgir kalesi oluyor adı. Neyse efendim hakikaten Kevgir Hisarı. İspanyol askerlerinin lideri olarak Don Alfonso ile bir şey başlıyor aranızda. Diyalog. Buyurun Don Alfonso. İspanyol yolcanız var mıdır? Biraz. Bak işte şu anda konuşuyorum. Vay. Gerçekten dublaj teknolojisinde bambaşka bir noktadayız. Niye İspanyol orayı kaçırdım ben? Onlar da göz dikmiş Vulevu Kalesi'ne. Belli. Bu kale sizin komutanınız, yetkiliniz kim? Benim. Evlen yani direkt anlıyor. Oradan deni ben general değil miyim falan diyor ama Fransız kadın sonra kapıyor onun şeyi. Görüntüsünü. Yani. Bu kale bizim hakkımız. Yıllardır aşağılarda bekliyoruz. Aşağılarda değil. İşte biz de tünel kazdık bekliyorduk oralarda. Beklemeseydiniz biz kazdık da çıktık da. İlk çıkan alın, ilk kazan almaz ki. Olmaz. Sizi düelloya davet ediyorum. Aha. Gelmiyoruz düelloya bari. Akşam işimiz var. Yok. Çok ambal oluyorsun bu cevap karşısında. Kanunlar, kurallar, örf, anane, adet diyorum. Kendi kendime. Örf ve anane diyorum. Ya örf ve anane. İspanyolca bu ne şerefsizlik demektir. Evet. Falan filan derken 48 tane tünel olduğu bombasını ortaya atan sevgili arkadaşım sayesinde bir de kenardan Polonyalıların lideri Don Poloni çıkıyor. Sanırım Birleşmiş Milletler genel kurulundayız. Evet. Geldi yani tütün Polonyası. Pardon ama bizim hakkımızdır bu level. Sen birine bağlasın artık. Siz tartışmayacak mısınız bu konuda? Vulevu'yu bir de Polonyalılar şimdi sahipleniyor. Lider bu. Daha demin düelloya çağırdılar. Gelemeyeceğimizi belirtti. Sana da muhtemelen öyle diyecektir. O yüzden düelloya çağırma. Siz de mi düelloya çağırıyorsunuz? Bu akşam başka bir düelloya davetliyiz. O zaman ben sizi ünlü bir Polonya adeti olan Truello'ya çağırıyorum. 3 kişi dövüşülüyor. Truello. Evet. Due 2, Tre 3 demek. Tamam ben bir tane arkadaşı gönderirim onlar sizi hallederler. Siz niye bizi Truello'ya falan çağırıyorsunuz? Sizin maksadınız ne? Bu kale bizim hakkımız. Niye? Efendim, çünkü
Bu kale çok güzel bir kale. Biz bu tamam. Kaleyi gözümüze çok önceden her gizledim. Güzel şey sizin mi olacak? Yok ya. Hiçbir şeyimiz yok. Biz Polonya'yız zaten. Ben sizin için bir yer biliyorum. Ayarladım orayı şey yapacağız. Şile'ye yakın Polonezköy. Aa ciddi misiniz? Derhal gidiyoruz. Siz orada takılın. Polonyalılardan da böyle kurtuldunuz. Güzel. Efendim bir de bir takipçi. Biri daha geldi galiba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kiminle konuşuyoruz? Berkay. Berkay'cığım sen tünellerden hangi ülkeyi temsilen fırladın? Ben liderim Volavun'un emrindeyim. Oo. Hoş geldin askerim. Yine lider benim burada onu söyleyeyim. Ya sen... adın neydi senin? Berkay. Berkay Piyade. Emrinizdeyim efendim. Evet nasılsın iyi misin? Keyfim yerinde efendim. Senin memleket nere? Memleket iç tarafta. Artvin'de o da. Artvin. Artvin evet. Bir tane İngiliz yok bu ortada. Daha sonra zaten bunu Amerikalılar o yüzden şey yapıyor. Güzel. Evet, Vulevo sen Berkay'a ne oldu hayırdır söyle. Ben şu an saldırıya geçmek için emrinizi bekliyorum ama pek bir... Ama o sırada da chatte bir klavyeyle falan bir şeyler yapıyorsun Berkay. Yok. O chat değil de telgrafı o an icat ediyorlar. Evet çak, bana çak, telgraf çak. Geldi komutan saldırıya geçmesi lazım diyor. Onu size Morse alfabesi evet. Berkay'cığım sen şunu öğrenmek için o zaman gelmişsin işte en sevdiğin komutanının yanına. İşte düşmanın üstüne şimdi Fransızlar geri saldırıyor ya. Nasıl saldıralım? Yani efendim mızraklarımızla savunmaya mı geçelim? Atlara binip üstlerine mi koşalım? Ok mu atalım filan onu sormaya gelmişsin. Onu ne atı evladım hepsi tünelin öbür tarafında kaldı diyor. Biz kaleye atlarla gelmedik ki. Berkay rezil oldun. Kusura bakma. Burada 2-3 tane at var. hepsi. Evet Berkay ben, ne istiyorsun? Söyle bakalım. Şu an bir asker olarak emri komutada ne yapacağımı şaşırıp galiba kafamı duvarlara vuruyorum. Evet gördüğünüz gibi yönetim biçiminin şeyiydi. Evet çok... o zaman intihara meyilli olduğunu diğer askerlerimize de şey yaptığı için seni diskoya gönderiyorum. 15 gün orada bir kal aklın başına gelsin sonra tekrar konuşuruz. Bu arada bana da şunu şunu fark etmemi sağladın ki bu 1000 kişi çok. Yani 1000 başılık. Ben 3 başı falan olmak istiyorum. Sen koç başı ol. Şöyle bir şey yapabiliriz. Burada buradan giden askerler atları bütün silahları almışlar. Fakat bunlar sevgililerine falan devamlı mektup yazıyorlar bu tüyle olan kalemlerle. Bunların ucu da sivri. Bunları alacağız. Bunları tüftüfle Polonyalılara tüftüfleyeceğiz. Bir de asker sürekli hapşırıyor çünkü o ucu tüylü kalemle yazarlarken tüy burunlarında sürekli sürtündüğü için milletin hapşırmasından yine mektup yazıyor falan diye anlıyoruz biz yani onu da unutmasınlar. Berkay sen bu emrin üstüne gidiyorsun abicim bu tüy kalemleri falan toplayacağım derken bütün o yazılmış olan aşk mektuplarını buluyorsun ve aklına şöyle muhteşem bir plan geliyor. Bu aşk mektuplarını bağıra çağıra okursak tüm düşman askerleri utancından kıpkırmızı kesilip yapıp kaçarlar belki falan. Bu planı komutanına anlatıyorsun. Lütfen kendi kelimelerini anlat, dinleyelim. Komutanım, ben emrinizi uygularken mektuplara da bir göz atma fırsatı buldum. Bir sürü aşk mektubu var. Diyorum ki, acaba biz bunları düşmanlara okusak ve utanmaları mı beklesek? Şöyle yapalım şimdi, emrin neden bu kadar uygulamanın uzun sürdüğü belli oldu. 50 saattir oturmuş orada mektup okuyorsun. Evet, bunun biraz için, da hoşuma gitti açıkçası. 15 günlük diskona bir 20 gün daha ekledim, etti 35 gün. Bu bir. İki, İkincisini söylüyor. İki, şöyle bir şey yapacağız. Sen şimdi onları okumaktan ziyade bu mektupların elimizde olduğunu şey yapacağız ve hiç duydum bilmiyorum. Şantaj diye bir şey vardır Fransızca. Sen montajı şimdi, duyduk ama şantajı bilmiyoruz. Şehre gidiyorsun. Bunların o mektupları kime yazdıklarını buluyorsun o hatunları. Hatunlardan para istiyorsun. O istediğin paraları toplayıp getiriyorsun. Biz de ondan artık silah alırız, milah alırız veya spaya gideriz. Bakarız. Ne? Spaya mı? Ajana yani. Savaş filmi her suçtu bu ya. Spa. Evet sevgili Berkay'cığım sana bu görevi tamamlaman için tabii bir de bir işte şey veriyorlar. Ne parası efendim? Altın. Harcırah. Harcırah teşekkür ederim. Rica ederim. Ben veriyorum. Sen gidip harcırahlarla peki sıvışıp kaçıyor musun yoksa görevini layığıyla yerine getirmeye çalışıyor musun sevgili Berkay? Hayır ben görevime çok sadık bir asker olarak gidip kadınları bulup tek tek şantaj yapıyorum. Güzel. Yapıyor.
Bu projesi tabii 38 sene sürüyor yani çünkü bir sürü asker var falan. Bu sayede sizin bu sırada öykünüz sizin çoktan bitmiş oluyor. Berkaycığım, seni gelecek haftalardaki öykülerimizde sürekli kadınlara şantaj yapmaya çalıştığına devam edeceğini anımsayacağız. Niye canım, şehre gider orada meydanda asker kocası, asker karısı falan filan toplanın bakayım der hepsine. Toplu cana, toplu şantaj yapar yani. Ama o zaman bütün köye... Şantaj seansı yapıyoruz diyoruz. Peki Berkay, komutanını aldığın şeyle, akılla toplu şantaja geçiyorsun sonradan. Daha kısa sürüyor işin. Tamam. Geri dönebilir miyim peki komutanıma? Tamam, geri dön. Bak, komutana mı geri dönecek? Sen orada değilsin ki zaten. Yok, ben hani o araya gireyim de biraz mevzu hızlansın diye düşündüm. Sen peynir almaya gitmiş olabilirsin. Ne? Lan, peynir. Peynir almaya gidiyorum ben. Fransa'dayız ya. Hmm. Go'u da alayım Hollanda'dan. Yani kuşatmalı kalenin içinde olduğumuz sık sık unutuluyor ama canın sağ olsun diyorum. Berkaycığım, teşekkür ediyoruz. Bu inanılmaz askeri manevralardaki katkın gerçekten inanılmazdı. Teşekkür ediyoruz, ben öpüyoruz. Teşekkür, sağ ol Berkay. Bu arada benim aklıma bir şey geldi. Vulevu. Ne? Bir dakika, gitti. Ben buna çok sen şaşırdım. Sen böyle deyince gitti. Şimdi efendim, işte çeşitli abuk subuk bahanelerle, diğer türlerle gelen milletleri ötelediniz. Fransız askerlerini şantajla mantajla falan çökerttiniz. Jackson bir köşede sevinçten çıldırıyor. Çünkü kendisi bu şeyi toplayacak. Yani hani benim başarım şeklinde gidip krallık olacak. Sen sevinçten ya. Çıldır. Böyle çıldırma. Allah'a yapar yani. Çünkü çıldırıyorsun ya. O akşam evet, üçünüz... şimdi oldu. O akşam üçünüz toplanıyorsunuz artık. Rütbeli bir siz kalmış durumdasınız. Bilmiyorum ne oldu. Evet. Bize 100 çiğir attılar. Şey mi? Evet. Komşu mu geldi? Aa, komşu attı. Neyse, sen iki subayını almışsın sevgili Jackson'cığım. Sen işte İngiltere'ye geri döneceksin. Krala haber vereceksin. Vulevu kalesine eve geçti falan. Şeyi de bunlara bırakıyorsun. Artık direktif ne veriyorsun? Onlar sen yokken ne yapsınlar falan. Buyurun konuşun. Ben krala haber vermeye gidiyorum. Kralsın. Siz kendinize iyi bakıyorsunuz. Hadi sen nereye gidiyorsun? Sonra... Bütün işi biz yaptık. Sen orada mal mal oturuyordun. Ağzını bunu kıdırtma şimdi. Olmaz. Ne yapıyorsun Jackson? He. Ben havaya... Konuşma! Havaya kılıç atıp ağzımla tutmaya çalışıyorum ve dilim yine kesiliyor. Bağırarak, koşarak kaçıyorum. Çıldır dedin, ne yapayım? Çıldır dedim. Sen çok kelimenin... Evet. Ama sen bütün zararın kendine. Arkadaşlar... Kılıcı bize doğru atsa ya. Çıldır dedi, çıldır. Yok yok, maksadımızı yani anlamışsınızdır. Biz savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu, savaş sonrası sendromunun insanların neler yaptırdığını şöyle bir özetlemek istedik. Bunu başka söylerdik zaten. Jackson gerçekten de savaşın galip tarafında olmasına rağmen bir kurban olarak tarihe geçiyor. Kendisi Deli İbrahim'le falan beraber tarihte delirmiş ünlü kişilikler olarak. Deli Jackson. Deli Jackson. Deli Jackson. Bak, o da oradan gelir zaten. Güzel. Evet, o duvarı delireceksin. Kısacası pratikte yani işin resmiyeti olmasa da komutanlık yönetim size kalıyor arkadaşlar. O an en azından elinizde 2000 asker, bir kale ve çeşitli şişman Fransız kadın aşçılar var. Durun! Diye giriyor şey içeri. Aa, Gemiral geldi. Gemiral. Ne haber lan? Ben de salonlara girdim. Sabahtan beri ikinizi uzaktan şuradan şu tepeden izliyorum. Biz de zaten bütün bunları bir yarım günde yaptık Gemiral'i. Ya saat nerede bak, 4. 16.02. Ben orada Nevale'yi falan da aldım. Biraz böyle demlenerek falan izliyorum ha sizi. Ve ikiniz de çok başarılı birer askerdiniz. Şimdi çok başarılı birer binbaşı oldunuz. Ve ben... Onu olmuştuk. Şimdi ne olduk? Onu şimdi de sizi general ilan ediyorum diye. Aa, ikimiz de ayrı ayrı general mi olduk, yoksa birimiz gene, öbürü bir ral mi? Yalnız o sırada tabii bir bozuk plak bile günde iki kere doğru saati gösterir misali. Sevgili Jackson diyor ki generalim, iki tane şey olmaz. Bir general olması lazım değil mi Jackson? Adam! Adam! Siz... Jackson. Efendim yavrum. İki generalinden bir generalinden ilerledim. Jackson, Allah belasını versin. Arkadaşlar, kusura bakmayın. Siz kendi aranızda general kim olacak karar verin. Ben önce burun kellesini, sonra da harakirimi gidiyorum. Hadi ver. Sen Japon değilsin ki. Aaa! Niye gidiyor? Böyle gidiyor. Tekrar, hemen çıkar, hemen çıkar. Çıkarmasın, kanama yapar. Vursun. Geziyor öyle. Tekrar söylemek istiyorum. Savaş sonrası sendrom şeyi. Hakikaten herkesin acısı, kötü bir şey, üzücü falan filan.
Evet efendim. Kısacası... Bitti mi? Bitti derken şöyle bitti. Tabii şimdi iki komutanımız da öykünün dışına çıkmayı başardılar. Ayrıca burada asıl büyük başarı gerçekten bize ait. Yani generalim doğru söyledi. Çünkü 2000 askerden biri bile ölmeden bugünlere getirdik. Kaleyi aldık. Hem de kaleyi içten fethettik değil mi Cenk'im? Daha tünele sokarken 250-300 tanesi inmedi. Tabii. İşte onlar, 2000 dedi az evvel. Onu anlamadım. Onlar ben. Eser miktardı hocam. Yani o kadar olur ortaçağda. Zaten 2300'müş. Yani. Yani 2000 yuvarlak ölüm erken zaten. 20 yaşta falan gidiyor muydu? Tabii tabii. Onun bir kısmı Celil öldü o sırada. Sen haberin yok. Neyse iki generaliniz de öldü. Şey komutanınız da öldü gittiği için. Siz şeyde kalede bir süre vakit geçiriyorsunuz işte askerlerinize, bir süre sonra kralın elçisi... Ben vakit geçiriyorum kalede. Bir İngiliz kral elçisi adı ismi alayım. Ne? İngiliz kralının elçisi olabilecek birisinin isim. Elton John. Elton John. Güzel. O Elton'un adı. Elton. Elton John. 3-4-5 Elti. Büyük Elti. Kral 2. Filip'in, kimse attı bilmiyorum. Elçisi Elton John geliyor. Ve de işte sizlere nişanlar bilmem ne falan falan takıyor. Ve de diyor ki... Bizi nişanlıyor mu? Oha çifte düğün. İşte vatanımızın şeyleri ne bunlar efendim? Göz bebekleri. Allah'ım. Bu da şey. Dans gibi. Neyse. Art birden akrabalar geldi. Jackson Allah belanı versin. Kısacası efendim, sevgili halkım size sesleniyorum şu anda körpe diyeceğimiz olarak. Bugün gördüğünüz bir kuşatma, bir mücadele, bir ortaçağ, bir savaşında filan falan sevgili karakterinizi canlandıran Erdem ve sevgili Vulevu karakterini canlandıran Cenk ellerinden geleni yaptılar durumu idare etmek için. Sizce hangisi bugün durumu daha idare etti? Hangisi bu kuşatmanın başarıyla sonuçlanması için daha çok katkıda bulundu? Ve sonunda da artık ordunun yeni generali Elçin John tarafından generalliği kime devredilecek? Bunu sevgili seyircimiz karar versin. Buyurun efendim, sizleri ve seyircileri baş başa bırakıyorum. Bugünlük körpe diyeminizden bu küdür. Evet, polumuzu açalım. Büküdür. Size bıraktım. Ben şöyle diyorum. Şimdi bu kaleyi madem fethetmeyi, içeriden fethetmeyi falan öğrendik. Bu izleyenlerimiz de yarın Sultanahmet Meydanı'nda buluşalım da Topkapı Sarayı'nı da alalım. Abi istersen. Orası zaten bizim. Doğru. Kurtulduk. Terör soruşturmasından kurtulduk. Evet, vıhlar çoğunlukta gördüğüm kadarıyla. Şimdi çabuk bitirmedik, bir saatten fazladır buradayız sevgili Wisconsin ve Connecticut. Wisconsin, Connecticut. Yetmiyor Wisconsin, diyorlar. Connecticut. 52'ye 48 yine ben kazandım. Cevdet bu sefer dakika konusunda hile yapmayalım. Kaç belki süre söyle. Tamam, önce şeyi açar açmaz dakika söyleyeceğim. Bekleyin. Ne önce yapabileyim ondan sonra. Ha, daha seyirci görmüyor, pardon. Bak orada mouse imleci var, onu oynatır, neye basacaksın oraya onun üzerinden basıyorsun. İmleci de bir hatırlat, neydi imleç? İmleç bir kelimenin içerisinde tek başına bir işe yaramayan şeylere cümlenin imleci denir. Cümleç oğlu bu. Evet. Hayır, hayır, bir cümlenin içerisinde hiçbir şey yaramadan duranlara ne denir biliyor musun? John Turpton. Nasıl? Oha. Bayağı üzerine bir saldırı oldu. Evet yani. Ben bu programı terk ediyorum. O ne gül gider. Gittim. Evet. Evet, buradan görüyor musunuz efendim? Görüyorum ya. Çok güzel bir şey var. Görüntü var. %44'e 56 gibi. Evet, ama sayılmaz. Çünkü henüz Artvin oyları açılmadı. 14-5 dakika. 19'da bitiriyorum. Tamam. Yuvarlayayım mı? 20 mi yapayım? Bence şey olsun. Gece 3'e kadar filan süresi. Evet anca. Uyanalım. Uyuyalım. Bakalım. Yani orada devam ediyor olması güzel bir his olmaz mı? Acaba Paul ne olacak bakalım. Abi. Gece kalkıp bakalım. Paul İngiliz. Paul Simon mu yoksa? Paul Simon evet. Paul Simon bir daha beklerim. Her hafta Paul yapıyoruz. Bir haftada Simon yapsak beklerdim. Paul Simon'ı. Simon. Paul Simon. Meşhur Simon Paul. 47-53 olmaz. Hemen bakayım Cenk'e doğru oylarınızı verin. Evet, bu arada vıh şeysi alalım artık. Vıh gayzeri alalım chatten de. Vıh aksın yukarı doğru. Yani sadece oy yetmez. Gayzer'de de vıhlar önde olmalı diye düşünüyorum. Gayzer'de ayrı bir oy sistemi mi oldu? Şimdi sen sistem üzerine sistem mi getiriyorsun? Sistem üzerine sistem olmaz getiriyorum. Öyle şey. Paralel sistem.
Evet, bu geyserleri geliyor. Teşekkür ediyorum. Al da geldi. Ben herhangi bir geyser istemiyorum çünkü yüzsüzlükte bir yere kadar. Aa, yani bu geyserin içerisinde bir tane Kılıçka'dan Vulevu çıktı. Çünkü yazması zor. Teşekkür ediyorum Vulevu yazanlar ama dediğim gibi ben sizden yüzsüzlük ederek böyle bir şey istemem. İsteyen bana oyunu verir, istemeyen vermez. Zorla bana da oy ver, ona da oy ver diye bir şey. Yok, ben oy verdim de bu geyseri yapmıyorum. Arsızlık yani. Bir yere kadar. Orada oy vermeseler de olur. Önemli değil, oy vermeyin fark etmez arkadaşlar. Sonuçta ben elimden geleni yaptım. Zar attık. O zarın içerisindeki bana verilen görev neyse, işte ebelse ebel, tipsizse tipsiz, bunu oynamaya çalıştım. Ama bu arada oyun içerisinde tabii yeri geldi, zekamı patlatırcasına kullandım. Yeri geldi, tam bana verilen, belirlenen, zarın belirlediği şekilde davrandım. Bu oyunun gidişatıyla alakalıydı. Hepsi de sizin daha iyi bir oyun izlemeniz içindi sevgili izleyiciler. Yani o kadar çok konuştu ki gerçekten benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Yani lütfen oylarınızı bir an evvel bitirin. Oylar onlar bitirmiyor. Zamanın geçmesi yeterli. Siz geri alabilirim. Biraz fazla söylediğimi düşünüyorsanız. Tabii tabii işte 50-50 olsun. 3 dakika var değil bitir. Mi? Oya göre bitirmiyoruz oğlum. Süreye göre hala anlayamadım. Olur mu oğlum? Bir seçim oylar %50-50 olunca bitmiyor mu? 4 aday varsa 25-25-25 olunca bitiyor. Fransızcayı nerede öğrenmiştiniz arkadaşlar siz? İspanya'da. Belli. Belli diyebilirsin diye İspanya dedim zaten. Teşekkür ederim. Çok güzel bir zarf şey yaptı. Belli. Bu da Fransız. Bu arada buradan, buradaki oyları alalım. Yani Discord var buyurun gelin ne demek? arada Discord şeyinin bot otomatik şeyini döndürüyor. O robot o Nightbot yazar. Discord var diye. O robot takipçimiz o. Bu arada ben de vığcıyım diyen bir arkadaşımız var. Evet, vığcılık bir numara. Hepimiz vığcıyız. Aslında merak etmeyin. Aslında Vulevu da vığcıdır sevgili izleyiciler. Değil mi Cenkciğim? Ben vığcı olabilirim ama sen vığcısın. Benim tekstimi kim değişti? Evet, sizin tekstinizi Cevdet değiştirdi. Ayten Tekstil. Tekst dediği tekstilin teksti sanırım. Oradan şey yapıyor. Tekstil işte onu demiş yani. Evet. Orada bak onlar kendi aranızda konuşuyor. Yalnız chatte kendi aranızda konuşmanız yasaktır. Ooo. Chat'i bitirdi. Bütün oylarım Cenk Bey'e teşekkür ediyorum. Ama herkesin sadece 10'ar tane oyu var. Gizli vıyıcılar da varmış. Evet. Bütün vulevucular aynı zamanda gizli vıyıcılardır. Doğru. Tebrik ediyorum. CT Reis vış vışçı. CT hanginizde? Ben. Hiç etkilenmedi. Bir de Reis falan diyor yani. Link lütfen. CT Baron tabii olması tabii ki lazım. www.http Vığcılar şeye başvuruyorsunuz yani şurada bakın vığ yazan bölüme başvuruyorsunuz oylamada. Daha nasıl oy vereceğini bile bilmiyorsun. Vığcı olman çok normal. Hepiniz cahalsınız. Oy. Seçmene vığcılar kırmızı. Herhalde tavan yapacak bugün öyle görünüyor. Ben vığ. Vığ yapardı. Bitti maalesef oyumuz kapandı. Toplam bugüne kadarki en açık arayı yaptık sanırım. Hezimet oldu. 8 farkla. Daha bak Vulevucuğum diyor kazandı. Kendisi. Daha onları yani tam benim oylar gelmeye başlayınca seçimi kapatıyorsun. Evet, buradan önce Vulevucular sonra Vulevucular dedik. Daha Kadıköy açılmadı diyorsun. Orayı açılsın seçimi. Vulevucu Vulevucu bu şehir görevi veriliyor. Ya Cenk masanın altından Cenk'in parası çıkıyorsun. Cenk'in falan ne demek? Ne demek Cenk'cim? Yani Vulevu diyeceksin. Cenk ust abim. Ustam. Cenk şansölyesi. Evet, çok teşekkür ediyorum sevgili vığcı arkadaşlar. Vulevo'ya oy veren arkadaşlarımın da aslında birer gizli vığcı olduğunu biliyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. Onun da birkaç oy alması gerekiyordu. Sonuçta 100'e karşı 0 olsa biraz torpil olduğu anlaşılırdı. Şimdi de anlaşıldı ama az önce. Evet, şimdi anlaşıldı. Vığcıyım ama babam veriyor diye veriyorum. Hayır, kendi iradenizle neler yaptığımızı güzelce görün. Ve sizler için bu kalede neler yapabileceğimizi görün. Kalenin adının da Vulevu olduğunu unutmayın. Bravo Erdil demişler. Teşekkür ederim. Sağ sen vığsın oğlum. Ama işte içindeki canavar çıktı.
Evet, hadi bakalım. Yürüyün, herkes kalksın, gidiyoruz. Evet, siz şey yapınca ben introya giriyorum, onu bekleyeceğim siz. O halde sevgili arkadaşlar, teşekkür ederiz. Bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta burada mısınız arkadaşlar? Var mı maniniz? İnşallah. Buradayız. Ne demek? Evet, maniniz. Haftaya cuma akşamı yine saatler 20'yi gösterdiğinde bilin bakalım. Cenk'ciğim sen tamamla gerisini. Tabii ki bezelyelere birazcık şeker koyuyoruz. O çok daha fazla lezzet veriyor. Hoşçakalın.